الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ابن عمر رضي الله عنهما رواه كلن بوكشتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler ki albatta kofir kishini jahannamda tili yerda sudralib yuradi. Tili shunchalik uzun bo'lib yerda sudralib yuradi, bir farsax va ikki farsaxgacha deyaptilar. Bir farsax 6 kilometrga to'g'ri keladi. Demak, mana kofirning tilini Alloh subhanahu va taolo shunday uzun qilib, odamlarning oyog'ini ostiga tashayapti. 6 kilometr va 12 kilometrgacha. 6 va 12 kilometrning o'rtasidagi mana uzun masofaga cho'zilib shunday sudralib yuradi. Odamlar uni tilini bosib ketishaveradi. Qarang, bu xorlikni qarang. Bu til emas, insonning mana eng nozik a'zolaridan bittasi til. Barmog'ingizni bir odam bosib olsa qanchalik joningiz og'riydi va qanchalik nafrat qilasiz haligindan. Kim bo'lsa ham kechirgisi kelmaydi. Ammo bunday aziz bir uzuv bo'lgan tilingizni bosib yuradigan bo'lsa, odamlar, minglab odamlar bosib yurishadi buni. Mana bu xorlikni qarang. Yana uni ustiga o'sha yerlar hammasi o't, yiringlar bilan qoplangan. Mana shunda sudralyapti. Bu kofir Allohga qarshi chiqqanligi uchun, Qur'onga xilof bo'lgan gaplarni gapirganligi uchun buni tiliga Alloh subhanahu va taolo shunday azob beryapti. Buni jazosi shu bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qarshi chiqqanligi uchun, sunnatga, hadisga muxolif gaplarni gapirganligi uchun buni tilini shunday osiltirib, insonlarga tepib kelishligiga Alloh subhanahu va taolo hukm qilyapti. Mana xorlanyapti. Qarang, bu xorlikdir. Mana shu azobda abadiy qoladi bu odam. Demak, inson og'zidan chiqyapti turgan har bitta gapga diqqat qilishlik kerak. Qur'onga xilof, hadisga xilof gap chiqmasin og'zidan. Qur'onga muvofiq, hadisga muvofiq gaplarni gapirishlik kerak. Va islomning ziddiga, islom ahlini ziddiga gapirmaslik kerak. Mu'minlarga aziyat bermaslik kerak. Mana mu'minlarga aziyat bergan bu tillar qiyomat kunida xorlanadi. Imom Ahmad bin Hanbal va Termiziylar rivoyat qildi. Va ana bi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol la suradiqun nar arba'atun arba'atu judrin kisafu kulli jidarin masiratu 40 sana rawahu Termizi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu da rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, jahannamiylar jahannamga kirgizilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularning hamma tarafidan to'sib qo'yadi. Shu jahannamning to'siqlari 4 devor deyaptilar. Mana 4 qavat devor bo'ladi. Demak, jahannamiylar jahannamdan qochib ketishning imkoni yo'q. 4 qavat devor bilan to'silyapti. Va bu devorlar faqatgina 4 tarafdan emas, tepasidan ham to'siladi. Mukammal, hamma tarafidan. Xuddi masalan temirdan bo'lgan bir xona bo'lsa, o'toq bo'lsa, shuning ichiga bir insonni solib yondiradigan bo'lsangiz, ichida ham o't, tashqarida ham o't bo'lsa, bu odamga qanday azob bo'ladi? Jahannam bundan battar bo'ladi. 4 qavat devor bo'lyapti. Va shu 4 qavat devorning har birisini qalinligi 40 yillik masofa deyaptilar. Qarang, har bir devorning qalinligi. Shu jahannam, Alloh saqlasin bu jahannamga yaqin bo'lishlikdan bir inson shu jahannamni devorini qalinligida bir chekasidan u chekasiga safar qiladigan bo'lsa 40 yilda yetib boradi. Har bir devorni qalinligi shuncha bo'lyapti. Mana abadan bu yerdan chiqishlik yo'q. Shunday mustahkam bir qamoqqa solib Alloh subhanahu va taolo azob beryapti. Chunki Allohga isyon qilgan edi, Alloh yo'lidan ketmadi, Allohdan qo'rqmadi. Dunyo uchun dinni tark qildi. Pul uchun, mansab uchun iymondan, islomdan voz kechdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bunday qattiq azoblar beryapti. Imom Termiziy rivoyat qildi. Va Nabiy Dardo radhiyallohu anhu qol, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yulqa ala ahli an-nar al-ju' fa ya'dilu ma hum fihi min al-azab. Abu Dardo radhiyallohu anhu da rivoyat qilindi, bu kishatlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki,
Cehennemilerge Allah subhanehu ve teala açlık azabını verir. Hani açlık azabı yerler. Şimdi aç kaladı ki cehennemdeki bütün azabı tengip kaladı. Şu ottan battarıp kaladı. Otta azabıdan göre açlıkke çidelmeydigen, sabır kılalmeydigen kaladı. Yansam yanıydı, menge bir arası belirgin deyip kaladı. Feistagifun, şimdi Allah'a getirilenişip, yalınıp, ya Allah biz nihayette aç kaldık. Açlıkke şimdi azablan yapış ki otta azablan mı kaldı? Bizge yiyidigen nasıl belirgin deydi. Feigasuna bi ta'amin. Şimdi Allah subhanehu ve teala ulazi yalın gelin için bir ta'am verir. Kalın dünyada yalınma geldi bunlar. Ahirette yalını yaptı cehennemde. Allah teala ulazi ta'am verdi. Min zari'a la yusminu ve la yughni min cu'a. İnsanı semirtilmeydigen ve açlıkiden bir hacet kimeydigen zari'a digen. Tikanlı nihayette zararlı açık buygen bir ta'am veriyordu Allah Teala. فَيْسَغِيْثُونَ بِالْتَعَمْ Yine Allah'tan ta'am soruşadı. Ya Allah bize ta'am ver. Yiyizgen nasıl verdiydi? فَيُغَاثُونَ بِالْتَعَامِنِ ذِي غُصَّةٍ Ulaga şimdi bir ta'am verdi ki tıkılıp kaladı. Onu yiydi, tamakadan ötmeydi. Haleki tikenleri sençilip kaladı. Sasıklı gidelim, içkeri ötmeydi. Nihayette ıslık. Allah subhanehu ve teala hamamızın bana bunu yakaladığından saklasın. Amin. واجتث أصل الخائنين لا تبقي ديارا وقم واصدع فإن الأمر دين سلف العروج الظالمين واقطع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بغى واضرب بنانا والوتين